أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن tüm insanlık farkında artık üst aklın oyunlarının, bugüne kadar ötekileştirilen, fakirleştirilen, köle yapılan, ezilen, dışlanan halklar farkında. Köle olsun denilen Afrikalı tanıyor üst aklı artık. Yeni kıtanın arka bahçesine atılan Latinler tanıyor. Asya, Kafkasya tanıyor. Bosna tanıyor. Gazze tanıyor. Türkiye tanıyor üst aklı. Hacı Bektaş Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım cümlesindeki gibi zihinler artık. Eşhedü enne Muhammeden Muhyiddin İbnül Arabi gibi bakıyor dünyaya millet. İhtiyacı olanların yardımına karşılık beklemeden koşuyor. Ayrım yapmadan. Yunus Emre gibi fikirler. Onun ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için cümlesi gibi. Hazreti Mevlana'nın biz birleştirmek için geldik. Ayırmak için değil, sözünü unutmuyor halk. Allah'ın inananların yüreğine bir sevgi koyacağından asla şüphe etmiyor ülkenin evlatları. İslam'ın bir barış dini olduğunu, bir cana kıyanın tüm insanlığı öldürdüğünü unutmuyor, unutturmuyor. Müslüman zenginler zekatlarını tam hakkıyla veriyorlar mı? Petrolün zekatı tam hakkıyla verilebiliyor mu veya veriliyor mu? Bunları masaya yatırdığımız zaman kimse buna kalkıp da evet veriliyor diyemez. Sadece bu veriliyor olsa İslam dünyasının şu anda yoksulluğunu konuşmak gibi bir sorunumuz olmaz. Bu kadar açık, her şey ortada. Ama silahlara gidiyor mu dediğiniz zaman silahlara gidiyor. Oralara ciddi paralar gidiyor. Başka ülkelerin ve odakların çıkarları adına vatanlarına ve Müslümanlara ihanet edenlerin İslam'a hürmet içinde olduklarını, hizmet gönüllüsü olduklarını kim iddia eder? Kardeşlerim, Müslümanlar önce kendi öz eleştirilerini yapacaklar, önce kendilerini düzeltecekler. Ardından da aynı şekilde cesaretle eleştirilerimizi yapacağız. Bizim Allah'tan başka kimseye kul olma görevimiz yoktur. Tek kulluğumuz Allah'adır. Zira biz şunu çok iyi biliyoruz. Afrika'nın elmasları, Latin Amerika'nın altınları kirli senaryolarla nasıl sömürüldüyse
Orta Doğu'nun zenginlikleri, petrolleri aynı kirli senaryo ile sömürülüyor. Bu kirli senaryoda Müslümanların kanı var. Bu kirli senaryoda Müslümanların canı kadar malı var, mülkü var. Maalesef bu kirli senaryoda Müslümanların inancı var. Sömürünün ve köleleştirmenin tam karşısında duran İslam, iştahlı, hırslı, tatminsiz ruhların elbette hedefi haline gelir. İşte onun için Müslümanların zayıflaması, yoksullaşması, birbiriyle çatışması, en çok da inançlarından uzaklaşması için her türlü oyun devreye sokuluyor. Değerli kardeşlerim, bunlar komplo teorisi değil. Bunlar yaşadığımız hadiseler, gördüğümüz hadiseler, bunlar ortada olan vakalardır. Mesele başka, dert başka, üst akıl başka hesaplar içinde. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Sinsice planlar yapılıyor. Bu planların üzerinde durmamız gerekiyor. Onların bir tuzağı varsa hiç merak etmeyin. Allah'ın da bir tuzağı vardır. Biz iyi olmak istersek Allah hiç şüphesiz bize bütün kapıları açacak, bütün yolları aydınlatacak. Allah'ın izni ve yardımıyla biz iyinin, güzelliğin, doğruluğun yanında saf tutmayı sürdüreceğiz. Umudumuzu kaybetmeden, başımızı öne eğmeden, bize başkalarının biçtiği rolleri kabullenmeden her daim hakkı savunacağız. Rabbim inşallah bizlere merhamet etsin. Bizlere yardım etsin. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin, muhafaza etsin. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın diye dua ediyorum.